Efendim herkese yeniden merhaba. Çin Halk Cumhuriyeti lideri Xi, üçüncü kez seçilmesi ve ülke tarihinde ülkenin kurucu lideri Mao Zedong'dan daha güçlü bir lider profiline ulaşmasından sonra ilk dış seyahatini Rusya'ya yapmayı tercih etti. Dün başlayan seyahat bugün ikinci gününde devam ediyor. Çarşamba günü yani 22 Mart günü sona erecek. Birinci gün genel anlamda iki lider yani Rusya lideri Vladimir Putin'le Çin lider Xi ne kadar iyi ve sarsılmaz bir dost olduklarını ve bu dostluklarının nasıl ilelebet devam edeceğini ve Çin ve Rusya ilişkilerinin artık geriye dönülmez bir şekilde stratejik işbirliği anlamına geldiğini gösteren bir gösteri yaptılar. Yani yaptıkları konuşmalar, 4,5 saate yakın sohbetleri falan esasında bugün yapmaları beklenilen ve uzun sürmesi beklenilen görüşmelerin başlangıcı olduğu kadar bir tür dünyaya da ortak gövde gösterisi niteliğindeydi. Yani Çin lideri sonuç itibariyle Moskova'ya giderek Pekin'in Rusya'yla veya Moskova'yla nasıl bir ortak işbirliği çerçevesinde Amerika Birleşik Devletleri'nin liderliğindeki bir küresel sisteme karşı nasıl bir alternatif oluşturacaklarını ve kendi ifadeleriyle çok kutuplu bir dünya için özellikle Global South dediğimiz küresel güneyle nasıl işbirliği yapacaklarının da ipuçlarını verdi. Lafı uzatmadan söyleyeceğim. Bu ziyaret esasında her an sıcak çatışmaya dönüşebilecek bir soğuk savaşın başlangıç günüdür. Soğuk savaş Rusya ile Batı arasında değil, şu an için soğuk savaş Çin Halk Cumhuriyeti ile Batı arasında. Zaten Rusya ile şu anda devam eden sıcak bir savaş var. Fakat Çin Halk Cumhuriyeti liderinin Moskova'da sergilediği tutum ve Rusya'ya karşı geliştirdiği olağanüstü şemsiye, olağanüstü koruyucu kimlikli diplomasi tabii ki batılı başkentler tarafından farklı yorumlandı ve farklı bir biçimde değerlendirildi. Esasında benim de gördüğüm kadarıyla bu ziyaretten hemen önce Orta Doğu açısından çok önemli gözüken bir jeopolitik kırılma olarak değerlendirilen İran, İslam Cumhuriyeti, Suudi Arabistan Krallığı arasında yeniden ilişkilerin ısıtılması anlaşmasına imza atan Xi, genelde dünyaya soğukkanlı Çin bilgeliği içinde ve barışı önceleyen bir adam görüntüsü vermeye çalışıyor. Bu Çinli liderin gerek dış görüntüsüne, gerek hareket tarzlarına, gerek konuşmalarına yansıyan bir kimlik. Dışarıdan tarafsız olarak bakan bir şahıs, Xi'nin karakterinde Uzak Doğu'nun ve Çin medeniyetinin binlerce yıllık derinliğe sahip kültürünün o bilge karakterlerinden birini görmeye hazır olabilir. Ama pek öyle değil. Çünkü sonuç itibariyle dünyadayız ve burada gerçekler konuşuyor. Öncelikle Çin Halk Cumhuriyeti'nin baştan beri Rusya'nın egemen ve toprak bütünlüğü olan bir devlete karşı saldırısını kınamaması ve bu saldırıyı adeta yaşamın olağan akışlarından biriymiş gibi kabul etmesi, fakat buna karşılık Moskova'ya iner inmez Rusya ile beraber uluslararası sistemi birlikte korumakta kararlıyız demesi büyük bir çelişkidir. Hangi sistemi koruyacağı konusunda hepimizde büyük bir kafa karışıklığına yol açtı. Çünkü sonuç itibariyle Moskova
komşusu zayıf gördüğü bir ülkeyi güçlü ordusuyla işgal edip işin başındaki yönetim kadrosunu hapse tıkmayı veya öldürmeyi planlayan bir harekat başlatmış bir devlet. Böyle bir devletin uluslararası hukuk sistemi çerçevesinde mevcut küresel sistemi koruması gibi bir görev nasıl olabilir? Nitekim Tayvan Dışişleri Bakanı Joseph Wu dayanamamış bu çelişkiye ve çıkmış demiş ki, hem de mesajlarla, kimi kandırıyorsunuz? Çin için söylüyor. Hepimizi aptal mı sanıyorsunuz? Sen burada herkesi ölümle tehdit ediyorsun, işgalle tehdit ediyorsun, saldırıyla tehdit ediyorsun ve Moskova'ya gidip dünyada barışı koruyacağını söylüyorsun. Biz aptal mıyız diye adam feryat etmiş. Gerçekten esasında bu ziyaretin en önemli özelliklerinden biri belki de iki Asyalı devletin dünyada gelişmekte olan yeni yapılanma çerçevesinde çareyi gerçek anlamıyla bir jeopolitik ve jeostratejik ittifakta bulmuş olmalarıdır. Bugüne kadar hep aynı şeyleri söyledim. NATO bir ittifaktır. NATO'nun bir kuruluş tüzüğü vardır. Üyelerinin uyacağı kurallar, uymayacağı kurallar vardır. Yani NATO kurumsal bir ittifak olarak varlığını korur. Hep bugüne kadar söylediğim Çin Halk Cumhuriyeti ile Rusya arasındaki ittifak diye adlandırılan sistem esasında bir stratejik işbirliği sistemidir. Ama yapılan açıklamalardan gördüğüm kadarıyla özellikle bugün yapılan uzun toplantılarda Rusya Federasyonu ile Çin Halk Cumhuriyeti'nin kalıcı kimliği belirlenmiş bir ittifaka doğru rotalandıklarını görüyoruz. Özellikle Rusya Başbakanı Mishutin ile görüşüp onu Çin'e çağırması, Xi'nin ve Çinli muhatabı başbakanla bu stratejik işbirliği kavramının bir kalıcı ittifak mekanizmalarını kurmaları yönünde çalışmaya başlamalarını istemesi iki Asya devinin Batı karşısında kaçınılmaz olarak bir dev ittifakıyla karşılaşacağımızı gösteriyor. Esasında tam bu noktada varmak istediğim yer Japon Başbakanı Fumio Kishida'nın bu videoyu analizi yaptığım sıralarda Polonya sınırından bindiği bir trenle Kiev'e doğru yol almasıdır. Bu baştan beri söylediğim muhtemel bir 3. Dünya Savaşı'nın Pasifik cephesinin otomatik olarak Avrupa'da buluşması demektir. Daha önce açıklanmamış, herkes tarafından sürpriz olarak değerlendirilen bir ziyaret gerçekleştiriyor Japon Başbakanı. Tarihi bir kimliği var bu ziyaretin. Çünkü 2. Dünya Savaşı'nda, Pasifik Savaşı'nda yaşadığı büyük yenilgi sonrasında bütün askeri olaylardan ve çatışma bölgelerinden uzak kalması dikte edilmiş, anayasasına Amerikalılar tarafından konulmuş Japonya'nın bir başbakanı ilk defa 45'ten bu yana ilk defa bir savaş başkentini ve savaş amaçlı bir ziyarette bulunuyor. Bu 2. Dünya Harbi'nin öncesine döndüğümüz çok özel bir zaman dilimini ve özellikle Pasifik'te Çin Halk Cumhuriyeti'nin önlenemeyen yükselişine karşı Avustralya, Japonya, Amerika Birleşik Devletleri ve hatta Hindistan dörtgeninde nasıl yeni bir cepheleşmenin olduğunu da göstermesi bakımından önemli. Baştan söyledim, bir soğuk savaşa giriyoruz. Fakat bu soğuk savaş zaman içinde çok hızlı bir biçimde bir sıcak çatışmaya dönüşme imkanını geçmiş soğuk savaştan daha çok taşıyor. Çünkü geçmiş soğuk savaş, yani Sovyetler Birliği ve
Varşova Paktı üyeleriyle NATO ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki çelişki dar bir alanda Avrupa'da ve özellikle de Sovyetler Birliği'nin ekonomik ve siyasal açıdan hayli kendini içeri hapsettiği bir atmosferde olmuştu. Ama bugün Çin Halk Cumhuriyeti ile yaşanılacak bir soğuk savaş dünyanın bütün bölgelerini, özellikle Afrika ve Latin Amerika'yı çok yakından ilgilendiren bir soğuk savaş olacak. Nitekim Xi ve Putin'in buluşmasından hemen önce 20 Afrika ülkesinin toplam 20 milyar dolarlık borcunu Rusya'nın silmesi ve Lavrov'un son seyahatleri çerçevesinde Afrika'ya olağanüstü bir önem vermesi esasında bu ittifakın, yani Rus ve Çin ittifakının genel anlamda bir güney politikasının da olduğunu göstermesi bakımından önemli. Çin burada zaten Afrika'ya vermiş olduğu, Asya'ya vermiş olduğu borç paralarla büyük bir avantaja sahip. Buna karşılık Amerika Birleşik Devletleri'nin ve Batı'nın genel anlamda yaklaşımı beklenilen düzeyde. Özellikle Vladimir Putin'in Çin tarafından geliştirilmiş olan barış anlaşması protokolünü ciddiyetle inceleyeceklerini söylemesinden sonra bakın Dışişleri Bakanı Amerika Birleşik Devletleri'nin Antony Blinken neler dedi. Çin bu savaşta yaşanılan ihlaller nedeniyle Rusya'yı suçlamaktan kaçınıyor. Hatta bu yapılanları kınamak yerine Rusya için bir diplomatik şemsiye oluşturuyor. Bu da Moskova'ya suça devam işareti veriyor. Rus askerlerinin tamamının Ukrayna topraklarından çıkmasını içermeyen bütün ateşkes çağrıları Rusya'nın işgalciliğini meşrulaştırma çabasıdır. Nokta. Bitti. Barış yok. Bu o. Bu sadece Putin'i işgalci birliklerini düzenleme ve güçlendirme için zaman kazandırır. Devamında bir kez daha Rusya'nın savaşı başlattığını görürüz şeklinde bir açıklaması oldu. Yani Amerika Birleşik Devletleri, Çin ve Rus ikilisinin oluşturmakta olduğu çok kutuplu dünya hedefi doğrultusunda olduğunu da söyledikleri bu stratejik ittifakı görüyor. Görüyor ve restini de baştan çekiyor. Ve bu soğuk savaş ve bunun devamındaki çatışma ortamı gerçekten insanlığın geleceğini belirleyecek bir önem kazanmış durumda. Bakacağız. Hoşça kalın.